arkana yaslan ve izle. Gezerim ki sayesinde göreceksin bizde. Ülkemizin dört bir yanı cennet ve mis. Keyif alarak gezeriz Aydem'de biz. Yeme içme konaklama hakkında bilgi. Gezerim ki kanalında YouTube'da şimdi. Gezmeden önce kimseye sorma. Gereken bilgiler gezerim ki konda. Ailece ülkeyi keşfederiz. Yararlı bilgileri sizin için ederiz. İzle ve keyfine bak. Ekranda biz varız. Ümit, Serap, Metehan. Gezerim ki, gezerim ki şehirlerin hakkında bilgiler burada. Gezerim ki, gezerim ki yeni rotalar ve maceralar burada. Ailece ülkeyi keşfederiz. Yararlı bilgileri sizin için ederiz. İzle ve keyfine bak. Ekranda biz varız. Ümit, Serap, Metehan. Evet sevgili dostlar, bugün de Trilya'dayız. Yanımızda yine Anıl var. Anıl artık bizim kanalın demirbaşı oldu. Gittiğimiz yerde bize eşlik ediyor her zaman. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bursa'da geldiğimiz her yere bize eşlik ediyor. Sevgili dostlar, bu arada şöyle bir şey de söyleyeyim. Ekibe sizler de katılabilirsiniz. Şöyle ki YouTube kanalımızda gerek tıpkı Anıl'ın yaptığı gibi geldiğimizde birlikte gezi turlarımıza katılıp çekimlerimizde bize iştirak edebilirsiniz. Yine aynı şekilde web sitemizde bize katıl bölümü var. Oraya girip bir form doldurarak yazar olarak da web sitemize yazar olarak katılma imkanınız var. Yani şöyle söyleyeyim, geniş bir aileyiz. Gün geçtikçe zaten genişliyoruz. Her alanda ekibimize yeni kişilere ihtiyacımız her zaman var. Bu aileyi genişletmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi web sitemize girip bize katıl butonuna tıklayarak oradan gerek YouTube çekimlerimize gerek gezilerimize bize iştirak edebilirsiniz. Gerekse yine yazar olarak katılabilirsiniz. Kendi yazılarınız, kendi sosyal medya hesaplarınız vesaire verilerek veriliyor. Yani bir şekilde orada kendinizi de kişilere, insanlara tanıtmış, duyurmuş olabilirsiniz. Geçmişi çok eski zamanlara dayanıyor Trilya'nın. Burada ilk olarak Misyalılar, Antik Roma, Bizanslılar ve Osmanlı İmparatorluğu hüküm sürüyor. 1963 yılına kadar Trilya ismiyle bilinmesine rağmen 1963 yılında Zeytinbağı ismini alınıyor ve 2012 yılında alınan bir kararla tekrardan bölge Trilya ismini alıyor. 2014 yılından itibaren belediye alınıyor ve şu anda Mudanya'ya bağlı bir mahalle olarak geçiyor Zeytinbağı ya da Trilya. Bölge halkının dediğine göre Zeytin'in ana vatanı burası. Öyle söylüyor burada yaşayan halk. Trilya ismiyle bütün dünyada biliniyor. Bir İtalya'da, bir Fransa'da, atıyorum bir İspanya'da Trilya olarak biliniyor. Mesela biz şu anda zeytin satıyoruz. Mesela bu bölgenin ne şeyi var? Gemlik zeytin. Gemlik zeytin. Şimdi bize diyorlar ki gemlik zeytin. Hayır. Trilya zeytini. Gemlik'te de zeytinlik yok. Gemlik'in ismi zeytinle çok ön plana çıkmasına rağmen Trilya halkı kesinlikle bunu kabul etmiyor. Burada 1000 yıllık hatta 1200 yıllık zeytin ağaçları olduğu söyleniyor değil mi? Çok eski bir tarihe sahip olduğu için bu bölge şu anda 1000 yaşın ağaçları var. Şu çınardan büyük. Benim baktığım zeytin ağaçları bu çınardan daha kalın. Çok yaşlı. Yani bu da Yunanlardan kalma. Zeytin ağaçları ondan daha kalın. 1000 yıllık ağaçların olduğu söyleniyor. Ve Gemli'de zeytin ağaçları zaten Trilya'dan sonra kurulmuş. Yani Gemli'ye zeytin ağaçları
Trilye'de görülmesinin ardından kurulmuş. Yani ana vatanı olarak Trilye görünüyor. Trilye. Zeytinin ana vatanı olarak görünüyor. Zeytinyağı, zeytin olarak. Hatta şöyle diyorlar Anadolu, bir rivayete göre Gemlik'teki birçok zeytin fidanı buradan götürülmüş. Evet, buradan götürülmüş zamanında. Yani yıllar önceden Rumlar zamanında, Rumlar zamanında burada yerleşik edinen halk zeytin yetiştiriciliği yapıyormuş. O yüzden buraya öncesinde Trilye denmesine rağmen ismi tekrardan Zeytin Bağı olarak değiştirilmiş. Evet. Trilye'nin adı, bizim başkanımız o zaman uğraştı, dedi ki biz kendi zeytinimizi ismiyle satalım dedi. Zeytin Bağı biz mahkemeye verdik bu olayı. Mahkemeden biz eski ismimizi kazanarak Trilye ismini geri aldık. Şu an pandemi dolayısıyla her ne kadar ertelenmiş olsa da Haziran ve Temmuz aylarında Trilye'de Zeytin Festivali yapılıyor. Web sitemizden tarihlerini veriyoruz. Geçen yılın tarihini verdik ama yine ertelenmiş sanırım. Yapılmadı Zeytin Festivali. Pandemiden dolayı. Aynen. Pandemiden dolayı ertelenmiş. Güncel festival tarihlerini vereceğiz yine sizlere. Dilerseniz zeytin festivallerine de burada katılıp canlı canlı burada üretilen zeytinlerden, zeytinyağı ve sabun yapıyorlar özellikle, değil mi? Bütün aşamalarını gösterirler. Evet, sabun da yapıyorlar. Zeytinyağı, sabunu. Özellikle hani bayanlar, baylar tarafından çok talep görüyor. Zeytinyağı sabunları, normal erken sıkım zeytinyağları yapıyorlar. Evet, onları özellikle krem olarak bile kullanabiliyorlar. Şu ürünü biz topraktan çıkardık. Bu krem. Yani. Şu anda hani bebeğe, yüzüne, eline sürebileceğin en kaliteli kremden daha kaliteli. Yani sütün, dostlar, bu zeytinyağının sütü. Evet. Bundan yaklaşık 8 ve 10 litrede, 10 kilo zeytinde 1 kilo yağ alabiliyoruz. Çok az. Yani evet. Sadece özünü alıyoruz. Bu şu anda soğuk yemeklerde ve mezelerde kullanılıyor. Sıcak yemeğe girmez. Salata vesaire, o tarz şeyler. Yani insanın böbreği gibi bir şey. Salatalarda, soğuk yemeklerde, mezelerde ve insanın eli ve yüzünde mükemmel derecede, hani en kaliteli kremin 5 kat üstünü düşünün. Yani şunu diyebilir miyiz bayanlara? Evet. O kozmetik yerlerinden aynen öyle. Olmak yerine, aynen öyle. Şöyle bir şey alıp doğal kullanmak daha sağlıklı. Elinize, yüzünüze banyodan sonra bebeğinizin komple vücuduna sürün. Yanlış anlamayın söyleyeceğim kelime. Hamile kadınlar. Evet. Karnıları gelişle büyüdükçe çatlama olur. Çatlama kesinlikle olur. Evet. Kesinlikle olur. Ulan bayanlar. Hayatın abi bakın şöyle bir olay var. Şöyle bir olay var. İnanın. Çok genç kız gelip hatta 3 tane biri aldı. Ne yapacaksınız dedim 3 tane. Yani pahalı da 80-100 liralık bir ürün bu yani. Evet. Litresi atıyorum 100 liralık bir ürün. Şu anda 100 lira mı? 3 arkadaşı al 100 lira. 3 arkadaşımı alıyorum dedi. Bunu dedim biliyor musunuz nasıl kullanacağını? Sıcak yemeklere koymayacaksın. Niye? Yanar. Çok özel olduğu için, ince olduğu için yanar. Yok dedi. Biz dedi elimizde, yüzümüzde kullanıyoruz. Yöre halkına kime soracak olursak özellikle eski yapıtlardan örnek veriyorlar. Yani buranın tarihi yerlerinden örnek veriyorlar. Ama Yedi Kemerli Kilise burada özellikle meşhur. Özellikle de yazın turist anlamında buraya kiliselere turist çekmekte burası. Ama bir anlamda yani şöyle evet. Diyebiliriz. Ortodoks dünyası haç tabii. Vazifesini yerine getirmeye evet. Geldiği yerlerden özellikle. Bir tanesi de Trilye. Hatta onların vazifelerinde şöyle bir şey bulunmakta denizden çıkarma olayı denen bir şey haç var. Haç çıkarma olayı var. İstanbul'da Haliç'te yapıyorlar. Haberlerde evet. Falan görmüşsünüzdür. Bir benzeri burada yapılıyormuş. Ama evet. Onu da özellikle Türkiye'de bir İstanbul'da bir de Trilye'de yapılmakta. O vazifeyi burada yapıyorlar. Evet.
Dündar abi de bunu sildi. Şey kaldı. Evet. Eser kaldı. Sildi. Mahsus sildi. Satıyor adam. Bursa Belediyesi'ne direkt çağırdı. Satıyor. Dündar abi diye bilinmesin diye. Satıyor adam. İşte yani Türk devleti bilmiyor musun? Bu kadar basit. Burası normalde şahsa ait. Doğru mu? Şu anda Bursa'dan bir arkadaşım. Evet. Şahsa ait. Kapalı işler yapalım, kapalı kimse. Yani bir de içeride ev yapılmış. İçeride ev, iki tane kat yaptılar ama 40 sene evvel. 40 sene evvel. Peki 45 sene evvel. Çürüdü, bırak, terk etti, işte sattı. Bunlar bir şahıstaydı, buradan bir arkadaş almıştı. Evet. Esas bu evin sahibi, ilk alanı Tohumcu Hakkı Efendi amca vardı, o aldı. Aşağıda bir abiyle konuştum, Alaaddin abi. Burası ruhban okulu, papaz yetiştiriyorlar dedi. Dünyanın çeşitli yerlerine daha öncesinde, Rumlar zamanında. Rumlar zamanında papaz yetiştiriyorlar burada. Öyle diyorlar, duyuyor. Kiliselere papazlar yetiştiriyorlar. Onlar da şey, hoca işte. Onların hocaları, normal yani. Yani kesinlikle. Normal. Saygı duymak lazım. Kesinlikle. Herkese. Ruhban okulu, adı üstünde, bir okul. Doğdum, büyüdüm. 85 yaşındayım. Evet. Burada 30-40 sene köyün çobanı koyunları, keçileri bağlıydı içinde. Akşam oldu mu geldi içeri koyarlardı. Ondan sonra Bursa'dan bir arkadaş aldı burasını. Ha, burası da şahsa ait. Şahsa ait. Bursa'dan bir arkadaş tanımıyorum. Evet. Geldi buraları her tarafını kapadı. Kimseyi sokmuyor içeri. Kemerler var. Kemerler hepsi kırık görüyorsunuz. Şimdi şey diyorlar, tarihte ilk defa kiliselerde kemer burada yapılmış diyorlar. Evet, doğrudur. Doğru. Doğrudur. Buraya Yunanistan'dan insanlar geliyor. Geliyor. Burada haç vazifelerini yerine getiriyor. Ama öyle şu diyorlar. Anda kimse gelen yok. Şu anda gelen yok. Çöplük içerisi, pislik. Evet. Buyurun bakın. Buyurun bakın, içerisi pislik. Evet, bak. Şimdi bir de şey diyorlar İbrahim amca. İlk defa kiliselerde resim burada yapılmış. Doğrudur. İlk resim de burada yapılmış. Doğrudur. Doğrudur. Pencereleri kapadılar. Giriş kapısı şurası mı oluyor? Aşağısı mı? Vallahi giriş kapısı burada varmış. Burada var. Bir de şu yanda var. Vardır. Yanda da vardır. Her soğunun altında bir yazı var. Kırdığın zaman soğuyun tabakasını yazılar çıkıyor. Bakın bir okuyamıyorum. Kilise Rumlara ait. Tabii. Şu anda bizim. Yalımız. Kaç senelik pencereler duruyor bak. Demirler kaç senelik bu. Hey yavrum ya. En az 150 sene, 200 sene. 150-200 sene. Belki fazladır. Hani bizim bildiğimiz. Yani böyle. Burası da Fatih Camii. Camii dediğime bakmayın. Rumlarla mübadele yapıldıktan sonra muhtemelen İmam Osmanlı zamanında. Kiliseden çevrilmiş bir cami. Zaten mihrabına baktığımızda muhtemelen yön çapraz olacaktır. Bakalım o zaman ne çekiyoruz. Genellikle kiliseden camiye çevrilen birçok yerin genel sıkıntısı. Şimdi apsız normalde bu şekilde kıbleyle birebir düşmediği için apsise göre kıble biraz daha çaprazda. Yani normalde apsisi gibi bu şekilde kıbleyi bulduğumuz şekilde bu şekilde çapraz almış. Kimseden dönüştürmüş bir cami, Fatih Camii.
zaten yapıya bakıldığında normal camilere nazaran bir farklı görüyorsunuz. Yani kıble yeriyle absisin ortasını tutturmaya çalışmışlar ve çapraza doğru bakıyor. Normalde normal bir cami gibi değil. Ve yapıya da baktığımızda sanki eski kiliseleri de aynı şekilde yapı olarak andırıyor. Şu şekilde baktığımızda. Sütunları sadece dekore etmişler. Onun dışında hiç dokunmamışlar. Sütunlar zaten tamamen kilise yapılarına benziyor. Normal cami yapısı gibi değil. Evet Anıl. Yani her ne kadar camiden kiliseye çevrilmiş olsa da yani yapının genel bütünlüğünü hiçbir şekilde bozmamışlar. Evet. Sadece işte kiliselerde gördüğümüz o klasik çizimler, İsa resimleri, Meryem Ana resimleri vesaire. Onlar dışında genel itibariyle yapının tamamı bütünlüğü korunmuş yani. Arkamızda da Şamlı Kahve var. Geldiğinizde muhakkak burada oturup bir kahve içebilirsiniz. Manzara tek kelimeyle muhteşem. Görmeden gitmeyin derim. Bugün Pembe ablamızın yanındayız. Ona buranın tarihi yapıları ile ilgili sorular soracağız. Özellikle buradan başlamak istedim. Tarihi bir yapıya benziyor. Burası nedir abla? Buranın eski tarihi, postane. Eski postane olarak geçiyor. Evet. Restore edilmiş mi? Eski yapıyla aynı şekilde duruyor mu? Orijinal hali yani. İlk orijinal yapıldığı hali. Günden beri ama tabii boyasına badanasına bakıyorlar. Evet. Perili Köşk. Perili Ev. Perili Ev. Perili Ev. Oranın bir hikayesi var mı? Nasıl? Vallahi biz, o Perili Ev bizim. Yani biz 2002'de aldık orayı. Evet. Yani zeytinci olduğumuzdan dolayı, yani zeytin makinelerimizi, kasalarımızı falan koymak amacıyla almıştık. Evet. Fakat hani bu zamana kadar restorasyonu yapamadık. Vallahi taş mektep yapılırken biraz zarar verdiler hani bizim Perili Ev'e. Ama şimdi verdik mimara. Anladım. Yani inşallah şey olacak, onay bekliyoruz. Anladım. Yani. Onayları bekliyoruz. Bunun eski hikayesi bir hikayesi var, yani. Var. Nasıl, hikayesini dinleyebilir miyiz abla senden? Valla eşim olsaydı o anlatsaydı daha iyi olurdu ama şimdi olsun, sen ne kadar biliyorsan. Ben tam olarak bilmiyorum ki yani hikayesini. Yani Rum zamanından kalmış olan bir isim. Hani biz takmış olan bir isim değil yani orası. Dükkanda, evet. Burada da bir dükkan görüyoruz abla. Ben tarihi geçmişi çok sevdiğim için yani, evet. Benim dükkanımın içinde çekerseniz göreceksiniz. Tabii. Zaten. Şurada ahşap şeyler, marangozhane midir? Nasıl bir yerdir? Orada Çağatay diye bir kardeşimiz geçen yıl açtı dükkanı. Evet. Zeytin ağacından sunum tahtaları, ahşap işleri falan yapıyor. Burası da benim zeytin dükkanım. Evet. Eski postane dediğimiz. Burası eski postaneye mi ait abla? Eski postaneye ait. Yani ait, şimdi evet. Burası Rum evleri olduğu için, Rum köyü olduğu için yani bu ana caddeymiş eskiden, yani Rum zamanında. Buralar hep dükkanmış yani eskiden. Evet. Dükkan olduğundan dolayı tabi burası da zeytinci memleketi. Burası zeytin mahzenleri var burada. Orada da var. Evet. Biz kapattık üzerini. Hani dükkan olarak kullanıyoruz. Burası da evin girişi ve satış yeri zeytini yani. Anladım. Mesela burası Rumların çamaşırhanesi. Şurası yorgan dikiyormuşlar. Orası bak kalmış mesela.
Hep dükkan yani buralar. Postanenin içinde postaneyi normal şu dönemde kullandığımız postane gibi mi kullanıyorlar yoksa şey olarak mı? Hani postahane olarak geçiyor ya. Evet. Zeytinle ilgili bir şey var mı yoksa içeride? Şu an mı diyorsunuz yoksa yok, geçmiş dönem? Geçmiş dönemden gelen. Yani dediğim nasıl gibi Rum vatandaşı ev olarak yaptırmış kendine. Evet. Zeytinci evi ve zeytin satış yeri burası. Evet. Mahzen, depolama alanı. Fakat işte mübadeleden sonra Osmanlı'ya geçiyor. Osmanlı da vakıflara veriyor buranın idaresi için. Vakıflar da şahıslara satmış hani postaneyi ve kiliseleri o zaman. Sonra da işte şahıslar da yani üçüncü sahibi, postanenin sahibi. O da 92 yaşında falan. Ya işte tek başına oturuyor. Asıl sahibi teyze Mudanya'da oturuyor. O da yazları 2-3 ay kalıyor burada. Evet. Öyle yani ev olarak kullanılıyorlar. Şurada tabut evini çektik abla. Bir hikayesi var mıdır yoksa normalde duyduğumuza göre şeklinden dolayı denmişti hani tabuta benziyor. Hem şeklinden dolayı hem de burası Rum köyü olduğu için orası Türk mahallesi olduğunu söylüyor buranın yaşlıları. Buranın karşı tarafı karşı mı taraf evet orası burası kilise. Rum mahallesi mi oluyor? Fakat o tabut evin altındaki yıkık arsa olan yer de tabutlukmuş. Yani tabut duruyormuş orada. Evet. Burası da yaşlılara göre, dediklerine göre mesela tabut ev deniliyor. Orada da papaz kaldığını söylüyorlar papaz artık. Kalırmış. Ne kadar doğru onu bilemem de. Hani buranın yaşlıları o şekilde söylüyor. Evet. Tabut ev diye. Mimarisinden dolayı diyorlar genelde. Taş Mektep daha yeni bitti. Açılışı olmadı. Evet. İşte ona hazırlık yapıyorlar. Taş Mektep'in restorasyonu çok güzel olmuş. Hani yani değişiklik bir şey yok. Yani orijinal hali. Evet. Şimdi tabii yıllarca kullanılmaya. Yani sıvası da gittiği için taş görünümdeydi yani. Beton aslında dışı evet. Sıvanmış ama şimdi hani bazıları beğeniyor. Bazıları hani değiştirmişler. Yeni yapılmış gibi diyor ama aslında orijinal hali o şekilde. Hani Taş Mektep'inin hikayesi nasıl abla? Bir hikayesi var mı oranın? Makaryoz'un okuduğu okul diye biliniyor. Sonra Osmanlı'ya geçtikten sonra yetimler okulu diye. Hatta o ileride restorasyon görmüş olan bir kilise var. Evet. Orada yetimlerin yemekhanesiymiş yani. O kalan yetim öğrencilere orada yemek veriliyormuş yani. Kullanılıyormuş. Makaryoz'un okuduğu okul diye biliniyor yani. Anladım. Otel anlamında bir sıkıntı yok sanırım burada. Otel anlamında çok fazla sayıda otel var. Yani yaklaşık 15 geçik otel var burada. Küçük bir yer olmasına rağmen yani nüfusu çok fazla değil buranın. Hı hı. Bir köy olarak geçiyor. Hani Trilya çok büyük bir yer olarak geçmiyor. Evet hani, küçük bir balıkçı köyü havası. Balıkçı köyü havası var. Balıkçılıkla uğraşanlar tabii çok fazla var mı? Şu an limana baktığımız zaman hani daha ziyade yatlar görünüyor ama balıkçılık muhakkak yapılıyordur. Evet, ulaşım olarak da şöyle söyleyebilirim. Ulaşım üniversiteden özellikle öğrenciler hafta sonları tercih ettiği yerler arasında Mudanya, Trilya olarak geçmekte. Evet. Onlar da ulaşımı direkt bir otobüs yardımıyla, iki sefer hatları geliyor buraya. Direkt Trilya'ya geliyor mu yoksa Mudanya'dan aktarma mı? Mudanya'dan direkt oradan zaten yol üstündeki dolmuşlar buraya. 10 dakikada içerisinde ulaşım sağlıyorlar. Evet. Ulaşımlar çok Mudanya'ya rahat. Mudanya mesafemiz nedir şu anda? Ya şu anda Mudanya mesafemiz 15 dakika maksimum. Arabayla 15-20 dakika evet. Maksimum. Onun dışında dolmuşlar da aynı şekilde. Çok hani şey sürmüyor. Ankara'dan özellikle buraya çok fazla. Çok fazla. İstanbul'dan da çok gelen varmış. Evet. İstanbul'dan şu şekilde de ulaşabilirsiniz sevgili dostlar. Mudanya'ya deniz otobüsleriyle
ulaşımı sağlayıp oradan yoruldan buraya aktarım minibüsler var değil mi? Trilyon evet, minibüsleri var. Aynen öyle. Minibüsler o şekilde var. Ulaşım sağlayabiliyorlar. Kişisel araçlarıyla gelmek isteyenler için de yaklaşık olarak 3 saat kadar sürüyor. Evet. Tabii geleceğiniz istikamete göre değişir. Osman Gazi Köprüsü'nü geçerseniz biraz daha süre kısalıyor ama Körfez'e dönerseniz tabii daha yaklaşık 3-3,5 saat kadar sürüyor. Evet. Sahil boyunca her yer balık restoranı arkadaşlar. Evet. Gerçekten her yer balık restoranı. Günübirlik gelmek isteyenler için bile gelip burada balığını yiyip çok rahatlıkla geri dönüşünü yapabilir. Yani şöyle söyleyeyim, Mudanya'dan dediğim gibi deniz otobüsüyle geldiğiniz takdirde yaklaşık 2-2,5 saat içerisinde İstanbul'dan buraya kolaylıkla ulaşım sağlayabilirsiniz. Balığınızı yer, güzelce burada vakit geçirir, gezer tozar, geri dönüş yapabilirsiniz ya da cuma akşamından gelip buraya buradaki otellerde konaklayıp hafta sonunu burada geçirip yine dönüşünüzü yapabilirsiniz. Pansiyonlarla özellikle fiyatları da çok fiyatları uygun. Da çok uygun. Evet, normal bir şeye göre çok uygun yani fiyatları. İlk başladığımız noktada artık bir sıcak çay içip biz de gezimizi noktalamak istiyoruz. Bir sonraki rotada tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Arkana yaslan ve izle. İzledin ki sayesinde göreceksin biz de. Ülkemizin dört bir yanı cennet ve mis. Keyif alarak gezeriz Aydem'de biz. Yeme içme konaklama hakkında bilgi. Gezerin ki kanalında YouTube'da şimdi. Gezmeden önce kimseye sorma. Gereken bilgiler gezerin ki konda. Ailece ülkeyi keşfederiz. Yararlı bilgileri sizin için ederiz. İzle ve keyfine bak. Ekranda biz varız. Serap Metehan. Gezirinki, gezirinki şehirlerin hakkında bilgiler burada. Gezirinki, gezirinki yeni rotalar ve maceralar burada. Ailece ülkeyi